Efendim şu anda Kıbrıs'da özellikle Türkiye'mizin yerli ve milli firmamız Klenwatch temizlik makine elektronik araçlarını üreten bizim gururumuz, Sakarya'mızın gururu, Karasu'nun gururu Hamit Bektaş'ı yakaladım. Bektaş'la da burada kısa bir söyleşi yapalım. Şimdi Bektaş Bey, sizi biz Karasu'dan Kocaeli'ye havadan uçtuklarını hep görüyorduk, el sallıyorduk ve burada buluştuk. Bizi buraya toplayan sebep neydi? 50. yıl mı? Evet, 20 Temmuz 1974'te yapılan Barış Harekatı, rahmetli Bülent Ecevit'in komutanlığında yapılan Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları. Evet, evet. Ve bunun için de burada bir organizasyon yapıldı. Türk Hava Federasyonu ve biz de Klinvac olarak sponsor firma olduk bu organizasyonda. Aynı zamanda uçacak pilotlardan birisi de sizsiniz. Evet, biziz. Ve dün biz burada uçuşlar yaptık. O uçuşları bize anlatır mısın? Nasıl geçti? Ne yaptınız? Normalde Mersin'den kalkıp buraya ulaşılacaktı. Fakat hava şartları buna müsaade etmedi. Geldiniz hafif burada. Hava aracı kullanıyoruz. Bunlar evet. Da meteorolojiye çok endeksli. Yani evet. Belli bir rüzgar hızının üzerinde uçmak güvenlik açısından doğru olmayabiliyor. Evet. Dolayısıyla biz burada feribotla gelip akşam 7-8.30 saatleri arasında gün batımı manzaralarıyla güzel uçuşlar yaptık, güzel çekimler yaptık. Yaklaşık 22 pilot havalandı ve güzel gösteriler oldu. Hem buradaki halk bunu severek izledi ve bu kutlamayı da bu şekilde sağlamış olduk. Yani 50 yıl evvel biz ağlıyorduk. Yüreğimiz yanıyordu. 50 yıl sonra da sevincimizi evet. Neşeye çevirdiniz. Ve ben şöyle söyleyeyim. Biz 74 yılında çocuk dönemimizde karartma geceleri olarak bu tabloyu yaşamıştık. Evet. Şu anki kadar tabii olayı bilemediğimiz için biz de böyle stresli, ne olacağı belirsiz, işte savaş endişeleriyle böyle geceler geçirmiştik. Ve 50 yıl sonra bunu kutlayan pilotlar arasında olmanın mutluluğunu gerçekten evet. Bizim için hocam çok bu spor bir, şimdi iş adamısınız. Bu spor çok önemli. Bir içinde cesaret görüyorum. İki umut görüyorum. Üç kararlılık görüyorum. Endişeler var. Hani örneğin bir iş adamının da bence karar verme mekanizması yukarıda başlıyor. Evet. Bir dakika içerisinde karar vermek lazım. Doğru mu? Evet. Harika bir şey. Bunu siz yaşayan bir adam olarak havaya kalktığınız zaman bakış açınız, cesaretiniz, umudunuz nelerle karşılaşıyoruz orada? Tabii ben duygularını alayım. Ben eğitimimi mühendislik ve işletme üzerine aldım. Yani yönetim bilimi okudum. Fakat pilot olduktan sonra yönetim bilimi de taşlar daha iyi yerine oturdu. Oturuyor. Çünkü pilotlukta hayati kararlar vardır. Bir işletmede de hayati kararlar evet, vardır. Evet. Dolayısıyla biz pilot olduktan sonra yönetim becerimizin geliştiğini, çünkü oradaki aldığımız eğitimler bize bunu sağladı. Ben bunu açıklayacak olarak şöyle söyleyeyim. Eğitime başladığımız zaman hocamız bize şunu söyledi. Bak Hamit dedi. Burada dedi bazı hatalar var dedi. Hayatında bir kere yapma şansın var dedi. Evet. Yani hayatında bu hatayı bir kere yapabilirsin. Nedir bu hata? Hayati bir hata. Yani senin ölümüne sebep olabilecek. Bunları dedi ayrı tarafa koyacaksınız. Ve bunları yapmayacaksınız. Yani yaptığınız zaman bu sporu da sonlandırıyorsunuz. Hayatınızı da sonlandırıyorsunuz. Ben işletmelerde de hayati kararlarının evet. olduğuna inanıyorum. Çünkü bir işletmede siz her gün onlarca, yüzlerce, binlerce, yıl içinde milyonlarca karar veriyorsun, evet. Ve bu kararlar içerisinde muhakkak hatalı kararlarınız olacaktır. Paramotorda da, yamaç paraşütünde de uçarken hatalı kararlar veriyoruz. Ama o kararlar bizi sıkıntıya sokmayacak. Ufak hatalar olabiliyor. Oradan ders alabiliyoruz. Ne bileyim belki ufak yaralanmalar oluyor. İşte inişte sert inmişsinizdir. Bunlar absorbe edilebiliyor. Evet. Ama İşletmede de bazı hatalar vardır. 10 milyonlarca verdiğiniz kararın içerisinde bir hayati hata vermişseniz o işletme sürdüremeyebiliyor. Çok güzel. Biz kendi işletmemiz adına ben söyleyeyim. Yaklaşık ben
90 yılında Tekten makineyi kurdum. Evet. Ve bugün 34. yılındayız. Hala evet. Tekten makine. Evet. Evet. Yani ben o firmayı belki yanlış yönetmiş olsam kapatıp yeni bir firma ismiyle tabii, devam edeceğim. Tabii. Yeni bir işte sıfırdan başlayacağız ya da bir başka evet. projelere döneceğiz ama biz demek ki pilotluktan önce de evet. Bunları ayırmışız ki 34 yıldır aynı firmayı bugün 80 ülkeye ihracat yapabilen evet, evet. Ve yüksek teknoloji üretim yapabilen noktayla sürdürüyoruz. O anlamda ben çok güzel. Bu pilot eğitiminde gerçekten yönetim açısından çok faydalar elde ettiğimi düşünüyorum. O zaman genç yöneticilerimize, iş adamlarımıza diyorsunuz ki bu spora bulaşın, vizyonunuz genişler. Tabii ki ben özellikle bu sporu sevmemin tarafı mesela şeyler var. Bu ufak uçaklar diyelim. Evet. Hatta yolcu taşıyan tipleri evet. var. Ben bunu spor olarak görmüyorum. Çünkü burada bir fiziki efor harcıyorsun. Evet. Yani bu paraşütü rüzgara karşı yönetmeniz gerekiyor. Evet. Yani hem ayaklarınızda, kollarınızda, her şeyinizde o sporu yaşıyorsunuz. Yine orada direksiyonun başındasın ama. Tabii. Yani orada bir efor harcıyorsunuz ve bu insanın yapısı için olması gereken bir efor. Süper. Dolayısıyla ben bunu bu sporda buldum. Dolayısıyla bu yönüyle gerçekten gençlerimize tavsiye ederim. Artı aslında uzaktan bakıldığında şunu diyebiliyorsunuz ya işte bu yüksekten benim yükseklik korkum var. İşte nasıl kalkayım böyle bir yüksekten bunu yaşayayım diye. Ben çocukluğumda rahmetli dedem işte babamla benim aynı arabada gitmemi doğru bulmazdı. Neden? Ya bu işte şeytan işi. Altından evet. hava geçiyor. Evet. Siz ayrı arabaya binin. İşte öbürü ayrı arabaya binsin. Bu mantıkla doğru. Büyüdük. Ama bugün öyle bakmıyoruz. Doğru. Niye? Güvenlikler o kadar gelişti. Tecrübeler, tedbirler o kadar arttı ki buna ihtiyaç kalmıyor. Ben de bugün hava araçlarının, paramotorunun geliştikçe aynı arabada olduğu gibi yani altından hava geçen şeytan icatı olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü aslında insanlar riski yönetmeyi biliyorsa bazen hiç risk görmediğiniz şey bile size çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Yani hiç o yüzden bence riski iyi yönetmek lazım. Daha ufak gördüğünüz, önemsemediğiniz, eğitimini almadığınız bazı ufak şeyler çok daha büyük felaketlere sebep veriyor diye düşünebilirim. Çok güzel. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel ederim. Bilgiler. Çok sağ olun.